Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Match Day devam ediyor. Match Day'de 3. maçıma giriyorum. Manchester United'la 3. maçıma giriyorum arkadaşlar. İlk 2 maçımı kazanmıştım. 3. maçı da bakalım inşallah kazanırız. 1500 puan da buradan gelir. 4500 yaparım. Bunda yaklaşık 4 maç üst üste kazanırsanız arkadaşlar 6000'i tamamlayabiliyorsunuz. Gelen kişinin derecesine göre de tabii puanlama şekli değişiyor. Bakalım nasıl bir rakip gelecek. 1186 benden yüksek. Tottenham'ı seçmiş. Takımımda herhangi bir değişiklik yapmayacağım. Takımım hazır. Tottenham'a bakalım. Harry Kane'i var. Kanat oyununu oynayacak arkadaşlar. Zorlu bir rakip. Benden bir tık daha yukarıda derecesi. Bakalım maç nasıl olacak. Şöyle sesi az bir şey verelim. Bol gollü bir maç olsun. Zevkli bir maç olsun. Takılmalar olmasın, gecikmeler olmasın. Dünkü maçta takılmalar, gecikmeler vardı bildiğiniz gibi. Bakalım bunda olacak mı? Maça ev sahibi Tottenham başlayacak. Harry Kane'i ceza sahası içinde topla buluşturmamam lazım. Harry Kane'i ceza sahası içinde topla buluşturmuş, sıkıntı oluyor. Evet, direkt oynadı. Hemen Rashford kendini gösterdi. Martial'in önüne verdik. Veremedik daha doğrusu. Kaçırdık. McTominay çok yavaş kaldı. Lindelöf at şu topu. Son anda orada hata gelebilirdi. Takılma yok gibi. Güzel akıyor oyun. Böyle devam etsin. Pogba'ya verdim. Boşta adam arıyorum. Bruno Fernandes boşta. Marcus Rashford vurdu. Loris sektirmedi. Sektirse orada Martial hazırda bekliyordu. Sana attı. Sandan top. Orada aslında kötü bir kontrol gelebilirdi. Alabiliriz onu. Wan-Bissaka. Top bizden mi çıktı? Evet. Hemen geri geliyoruz. Uzun oynayacak. Bruno Fernandes'den sekti. Sakin. Sakin çıkalım oradan. Orada bir omuz darbesi geldi. Fred'i gördüm. Fred'den Pogba'nın önüne. Rashford kaçarsın. Rashford kaçtı. Arka bomboş. Rashford'dan plase bıraktım. Müthiş bir gol. Marcus Rashford. Arkada Martial'i tutmaya çalıştı. Arkada Martial'i perdelemeye çalıştı ama Rashford çok güzel bir vuruş yaptı. Plaseyi köşeye bıraktık. 1-0 oldu. Kane oynadı. Uzaklaştırdık. Orada bir hata istemiyorum. Sanchez'den kafa. Martial'le baskı yapacağım. Tekrar Sanchez oynadı. Erken bulmamız golü güzel oldu. Dembele geliyor. Alex de kesebilir miyiz? Harry Kane döndürme. Çok güzel. Pas verir mi oradan? Uzaklaştır o topu. Hayır. Sakın o golü yeme. Orada normalde uzaklaştırırım. Uzaklaştırmadım. Orada topu tabii ki kaptırdık. Bruno Fernandes, Pogba, direkt Rashford oynadım. Rashford'dan içeriye biraz daha hızlı olabilseydik. İki kişi geliyordu. Harry Kane'e uzun bir top. Kontrol eder. Orada faul yaptık. Mecburen. Uzun toplarda Harry Kane sıkıntı. Güçlü bir oyuncu. Orada serbest vuruşçusu kim var Tottenham'da acaba? Bakalım Harry Kane. Oradan yani çok iyi bir vuruş yapması lazım ki gol olsun. Yaptı ama çok yumuşaktı. Mesafe uzaktı. Fred'i gördüm. Orada önde baskı yedik. Aslında riskli hareketler yapıyorum. Bunları yapmamam lazım. Riskli hareketler yapıyorum. Kaleci aldın onu. Çok güzel. Şimdi daha akıllı oynamam lazım. At bakalım ileriye. McTominay orada. Martial'e verdim. Martial'den Bruno Fernandes'e. Bruno Fernandes'den Rashford'a doğru ama ben Martial'i düşünmüştüm. Rashford'a gitti top. Pogba aldı çok rahat. Rashford Martial'e verdi. Martial'e geçmedi. Orada faul var mı? Yok. Uzaklaştırdı. Yine top bizde. Martial. Bruno Fernandes iyi vurur. İyi vurur. Kaleci Loris sağ köşeden topu kurtardı. Kendisinin solundan, benim sağımdan iyi bir şut çıkarttık. Güzel bir kurtarış yaptı. İyi başladık. Şöyle Fred'i oynadım. Kafa gelir mi? Gelir. Wan-Bissaka. Tek top Rashford. Rashford'ın önüne düşmedi. Orada kontra yedik. İndirmem lazım. İndiremedim. Harry Kane kaçtı. Offside. Offside yok mu orada? Kaleciyi çıkarttım. Hayır. Uzaklaştırıyoruz. Bruno Maguire. Offside. Evet. Ya vuruyorum gitmiyor. Gecikme de yok oyunda. Evet, orada bir offside var. O da benim şansıma. Harry Kane geri kaçmakta geç kaldı. Uzun oynadık. Martial'a doğru gitti. Martial'ın o boyla kafayı vurması lazım. Vuramadı. Arada kaldı top. Dakikalar 43.
Harry Kane'den aldık topu. İlk yarının son atağını ben yapabilirim. Martial'den Bruno Fernandes. Rashford yine kaçtı. Bu sefer attı. 2 oldu. Marcus Rashford. Günün yıldızı ilk yarı bitmek üzereyken ikinci golü de buldum. Manchester United'la 2-0 öne geçtim ve ilk yarı bu skorla bitti. Baskılı başladık. Baskılı başladık. Golleri de bulduk. Hemen ikinci yarıya geçelim arkadaşlar. Güzel başladık. Bunu korumamız lazım. Bir gol daha atarsam rahatlayacağım. 2 gol sıkıntı. İlk yarının başlarında gol yemezsem maçı götürürüm gibi gözüküyor. Bakalım. Rakip ayar yapıyor. Ben de şöyle takımıma bakayım. Aslında takımımda değişiklik yapmaya gerek yok. Oyundan çıkmadın değil mi? Evet, güzel. İkinci yarıya ben başladım. Rashford'u görebilecek miyim? Hayır be. Bir adım geç attım. Şu santradan bir gol bulabilseydim güzel olacaktı. Harry Kane'e bir omuz darbesi. Yine düşmedi. Marcus Rashford, kafayı vurabilir misin? Vurdu ama nereye gitti top? Dellali'ye gitti. Uzun oynadı. Sonra tek top Harry Kane'e, uzaklaştırmaya çalıştık. Orada faul verecekti yine. Harry Kane çok güçlü. Yapma Maguire. Uzaklaştırdık yine. Pogba ile alamadık. Bale'de top. Güzel geldi. Güzel geldi. İçi kötü bir kontrol ve top out'a gitti. Bu güzel oldu. Kötü kontrol yaptı orada. Burada pozisyon değiştirelim. Böyle sol tarafa doğru oynayacağım. Orada Alex boş. Alex'ten tek top. Lindelöf kaçırma onu. Vurdurma ona. Sakın kaleci yeme onu. Güzel. Kendi yaptığım hatalarla gol yemeye çalışıyorum açıkçası. Burada Fred'in tek topu kötü atması, hiç kimse yokken ön direkten top out mu, kaleci mi kurtardı acaba? Sanki direkten dışarı çıktı gibi outmuş. Harry Kane de yine baskı yapıyor önden. Yine Fredo Alex Telles oynadım. Bu sefer düzgün. Yine aynısını yaptı. Harry Kane'e bir top. Kaleci aldı. Alex Telles'in demek ki pasları zaten kötü. Ters ayağına da gelmiş olabilir. Şöyle Pogba'ya verdim. Bruno Fernandes top istedi. Verdim, aldım. Bizde kaldı top. Çok güzel. Yapma onu. Uzun oynadı. Uzun topa döndü. Kafayla indirdik. Fred kafayı vurabilir mi? Vurdu. O boyla vurdu. Güzel. Ne var orada? Faul var. Fred'e faul var. Orta sahada Fred biraz kısa boylu kalıyor ama kafayı da vurdu yani o boyla. Sıçraması yüksek olabilir. Bruno Fernandes de şöyle içeriye doğru dolduracağım. Rashford'a gitti. Rashford'la indirebilir miyiz kafayı? İndirdi Martial'a doğru. Martial iptal etmiştim. Fred'in önünde kaldı ama vuramadı. İptal etmiştim ama vurdu topa. McTominay Martial'a doğru gönderdi yine. Aldım topu yine. Martial'de kaldı. Güzel orta gol getirir. Güzel orta gelmedi. McTominay iptal ettim. İptal etmeyi kullanmadı ve şutu çekti. İkinci yarı biraz ilginç başladı. Hatalarla, karambollerle başladı. Kafayı vurabildik mi? Vuramadık. Harry Kane vurdu kafayı. Maguire. Hafif oyunda sanki ağırlaşmaya başladı oyun. Uzaklaştır. Şu dakikalarda bir gol yemezsek. Evet, faulü rakip takım yaptı. İlk yarı güzeldi. İkinci yarı sanki ağırlaşmaya başladı oyun. Dakikalar kaç? 70 mi? Evet, dakikalar 72. Uzun oynayacağım. Oraya pas göndermeyeceğim. Rashford'a gider mi top? Oyun bayağı donmaya başladı. Aynı. İlk yarı sıkıntı yoktu. İkinci yarı başladı. Harry Kane'e verdi. Alex'ten Pogba'ya. İçeride Bruno Fernandes boş ama Rashford'a gitti. Rashford'dan Bruno Fernandes. Tek top gelir mi Martial'a? Oyun tamamen ağırlaştı. Takılmalar, gecikmeler, her şey olmaya başladı. McTominay ile kestim. Bruno Fernandes alamadı. Maguire'da kaldı. Pas kötü. Tekrar aldık topu şansımıza. Yana dönelim. Pogba. Pogba'dan Rashford. Rashford'dan Martial'a gitmedi. Ayak koydu orada rakip. Uzun oynadı. Harry Kane'in önüne. Orada Maguire'la alalım. Uzaklaştıralım. Fred. Fred'den köşeye döndüm. McTominay. McTominay'den içeriye Pogba. Pogba'dan Bruno Fernandes. Marcus Rashford. Martial'a tek top geçmedi. Dakikalar 86. Yine uzun oynadı. Uzaklaştırdım. Kaleci öndeydi. Ve top out'a gitti. Dakikalar 89.
bir mucize olmadığı sürece maçı kazandım demektir. Lindelöf kafayı vurdu. Bruno Fernandes'e geldi. Marcus Rashford'dan Martial kendini gösterdi. Güzel döndü. Sol ayakla vurdu. Topu dışarı attı. Sol ayakla şutları genelde dışarı atıyor arkadaşlar. Biraz da fazla dışarıya doğru yön vermiş olabilirim. Güzel pozisyondu. Güzel de döndü. Oyuncu da değiştirme fırsatımız olmadı. Orada bir faul yapmışım. 90+3 maç zaten bitti. İlk yarıda bulduğum gollerle ilk yarı çok baskılıydı. Bu ilk yarıda oyun takılmıyordu. İkinci yarı takıldığı için oyun kuramadım. Doğruyu söylemek gerekirse oyun kuramadım ikinci yarı. Evet, şu topu uzaklaştırırsam maç bitecek zaten. Bir gol atabilir. Önemli değil. Baraja çarptı. Kornere gitti. 90+5 oldu. Hala maçı bitirmedi hakem. Bunu ayarlamaları lazım. Bir fark olsa gene maça devam ettirebilir ama iki fark olduğu için maçı devam etmesinin bir mantığı yok ve 2-0 kazandık arkadaşlar. Üçüncü maçımızda Manchester United'la kazandık. Rakibin derecesi benden yüksekti. Bakalım kaç derece verdi bana. Benden yüksek olduğu için onun üzerinde bekliyorum. 12 vermiş, evet. 1160'dan 1172'ye çıktım. 12 puan vermiş arkadaşlar. İlk yarı güzeldi ama ikinci yarı gerçekten oyun biraz sıkıştı. Bir sonraki videoda arkadaşlar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.